Yani Erdoğan'ın derdi Biden'la bir telefon ilişkisine girebilmek. Ben öyle düşünüyorum. Yani aradığında Beyaz Saray'ı, ya ben işte aramak istiyorum, 3 gün sonra arayacağım dediğinde konuşabilmek başkanla. Biden biliyor bunu. Bu topa girmek istemiyor. Çünkü birazcık bu ilişki oturursa, böyle bir telefon konuşma ilişkisi, ikinci konu, üçüncü konu S-400'ler, F-16'lardan sonra Halkbank olacak. Halkbank'tan bahsetmeye başlayacak Erdoğan. Çünkü asıl Türkiye'yi acıtacak mesele Amerika'nın elindeki insan hakları veya bana göre F-16'lar falan değil. Türkiye bir şekilde bunlara rağmen önüne bakar. Ama Erdoğan'ın şu anda bana göre hayati meselesi ekonomi, dolar, hayat pahalılığı. Buna Amerika'nın vurabileceği en büyük darbe Halkbank'tan gelecek bir ceza. O yüzden buradan gelecek bir sürprizi engellemek için Biden'la bir konuşma içine girmek istiyor. Ama aynı hatayı burada da yapıyor çünkü yargı bağımsız. Yani Halkbank meselesine Biden müdahale edemez. Trump edemedi. Trump edemedi. O kadar denemesine rağmen edemedi. Adalet Bakanı'nı aradı. Sürekli Trump her seferinde bütün bürokratlarına Trump, ya Erdoğan bana sürekli Halkbank diyor, şu meseleyi halledin dediklerinde, Sayın Başkan bu mesele yargının elinde, yapabileceğimiz bir şey yok diyorlardı Trump'a. Biden zaten sistemi biliyor, kurumlara saygı duyuyor. Biden bu topa hiç girmez. O yüzden birinin Erdoğan'a, ya bu konularda o kadar istekli olmayın. Yani Biden'da yapamazsınız bunları. Amerika'da bir sistem var, bu sistem işliyor. Eğer F-16'ları almak istiyorsanız S-400'ler konusunda bir formül düşünelim, Kongre'yi ikna etmeye çalışalım demesi gerekiyor.